Selam arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 ay önce aracımla ilgili bir sorun yaşadım ve bununla ilgili bir çözüm buldum. Ve bunu da sizlerle paylaşıp faydalı olmak istiyorum. Aracım Golf 7, sunrooflu. Ve aracımın içine yaklaşık 2 ay önce bir yağmurda damla damla su girdi. Bununla ilgili internette araştırmalar yaptım. Ve sunroof kanallarının tıkalı olabileceğiyle ilgili kanaate ulaştım. Tıkalı sunroof kanallarını nasıl açtığımı isterseniz gelin aracın başında tarif edeyim. Öncelikle sunroof kanallarını, yani su gider kanallarını nerede olduğunu görelim. Bakın. Böyle kenarlarda bir sağda, bir solda ve birer tane de sağlı sollu arka kısımlarda bulunmakta. Benim aracımın ön kısımları tıkanmıştı. Çünkü aracımı ön tarafa doğru rampada bırakıyordum ve genelde pislikler ön tarafa akıp tıkanmış. Arka taraf giderlerin tıkandığı zaman nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili bilgim yok. Ama ben size ön taraflarla ilgili yardımcı olacağım. Çünkü arka tarafın giderleri ulaşılabilecek bir noktada değil arkadaşlar. Şimdi bu kanalların kanal olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. O kısmına su döktüğünüz zaman su burada göllenmeyip aşağı doğru akıp gidiyorsa ve suyun aktığı noktayı görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Sunroof kanalım açık olduğu için su rahat bırakıyor ve öbür tarafta da aynı şekilde gösteriyor. Bakın gideri burada. Evet. Dediğim gibi 2 ay önce bu kanalların tıkalıydı. Ve ben yazıhanemde de bahsettiğim gibi 3 basit malzemeyle bu kanalları açtım. Nasıl? Şırınga, buna taktığım elastik oldu. Ve temizleyici, yağlayıcı, pas sökücü. Su tahliye kanalının nasıl bir yapıda olduğunu yazıhanemde yaptığım çekimle sizlere tarif edeyim. İsterseniz önce onu izleyelim, daha sonra videomuza devam edelim. Sunroof su gider kanalının bağlı olduğu hortumu temsili olarak ben oluşturdum burada. Ucunda şöyle çek barklı bir sistem var. Genel araçlarda bu şekilde. Bu çek barklı sistem yukarıdan gelen suyu tahliye edip dışarıdan gelebilecek herhangi bir maddeyi veya havayı içeri almayıp sese engel olma gibi özelliği var. Ancak bu da şöyle bir dezavantajı var. Bu çek var zamanla buradaki toz parçalarıyla birleşerek bu hortumun ağzını tıkıyor. Ve bu şekilde bir birikme oluşuyor. Buna da yukarıdan yağmur yağdığı zaman veya aracınızı yıkadığınız zaman, su geldiği zaman bu şekilde su giderden sadece damla şeklinde akarken yukarı doğru çıkıyor. Ve burada sunroof'un gider kanalında göllenme yapıp aracın içine su veriyor. Bunun çözümünü ben saatlerce uğraştıktan sonra buldum. İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda da tel sokma, basınçlı hava veya tazyikli su gibi önerilerde bulunmuşlar. Ancak bunlar bu hortuma ve hortumun ek yerlerine zarar verdiği için daha fazla masraf açacağını düşünüyorum. O yüzden daha pratik ve masrafsız evde yapabileceğiniz bir çözüm öneriyorum size. Bu kadar büyük bir sorunu 3 tane basit malzeme ile çözeceğiz arkadaşlar. Birincisi, eczaneden bulabileceğiniz en büyük şırınga. Artık ben 60 milim buldum. 50 milim olur, 70 milim olur. Bilmiyorum boyutlarını. En büyüğü dedim, bunu verdiler. Bunun ağzına uygun bir tane elastik yapıda, yumuşak,
ve sunroof kanalına girdiği zaman zarar vermeyecek hortum, şeffaf hortum olur veya bu şekilde renkli hortum olur. Malzememiz bu. Marka belirtmeye gerek yok. Temizleyici, yağlayıcı, pas sökücü. Evet, bu kanalının hortumunun içindeki pisliği. Bu temizleyiciyi sıktığımız zaman buradaki sertleşmiş tortuyu yumuşatacak ve biz bu şırınga ve hortum aracılığıyla bu pisliği çekip temizleyeceğiz. Şimdi bunu bu kanalın içine sıkıyoruz arkadaşlar. Bu plastiğe herhangi bir zarar vermiyor. Bu şekilde sıkıyoruz. Ya buna biraz da su boşaltmamız gerekecek. Evet. Burası tıkalı olsaydı suyu boşalttığın zaman su bu noktada göllenmiş olacaktı. Ancak şu an açık olduğu için hepsi arkadaşlar. Tıkalı olduğu zaman yapacağımız işlemi gösteriyorum. Bu hortumu bu sunroof su gideri kanalında içeriye ittiriyoruz. Ve tıkalı olduğu noktada duracaktır bu. Bakın. Sonuna kadar gitti benimkinde çünkü açık. Şimdi bu pas sökücü, yağlayıcı, temizleyici malzeme oradaki tortuyu yumuşatacağı için şırıngayla çektiğiniz zaman o pislik suyla beraber şırınganın içine gelecek. Daha sonra bu hortumu çıkartıp bu şırınganın içine dolan pisliği ve suyu tahliye edeceğiz yere. Eğer bu pislik çok fazla tıkanmışsa bunu 2-3 sefer tekrarladığınız zaman burası tamamen açılmış olacak. İşler açabilirsiniz. Bu benim gösterdiğim uygulama herhangi bir zarar olmayacak. Açılmasa bile, kanalınız açılmasa bile denemiş olacaksınız. İnşallah faydalı olmuşumdur. İnşallah birçok insan bu videoyu izledikten sonra kendi sunroof kanallarını kolaylıkla açabilir.